Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta ilk olarak 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı Okçular Tepesi adlı kitapla başlıyoruz. Erdem Yayınları'ndan çıkan eser 280 sayfa olarak okurla buluşuyor. 15 Temmuz şehitleri Okçular Tepesi'nde buluşuyor. O karanlık gecede vatan uğruna mevziyi terk etmeyen kahramanların direnişi 64 hikaye ile kitapta yerini alıyor. Vatanseverlerimizin hikayeleri içimize işleyecek. Sırada fıkıh alanında yazılmış başlıca eserlerden biri olan El-Muvafakat adlı bir eser var. Şatıbi'ye ait olan kitap İz Yayıncılık'tan 4 cilt olarak okura ulaşıyor. Şeriatın gayeleri konusuna özel bir önem verir. Profesör Doktor Mehmet Erdoğan'ın uzun ve titiz bir çalışması sonucu Türkçe'ye kazandırdığı bu eser, ilim ve kültür dünyamıza yaptığı en önemli katkılardan biridir. Şimdi ise Körleşme adlı bir başyapıtla devam ediyoruz. Tartışmasız dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olduğu kabul edilen Körleşme, Almanya'da edebiyatın politikanın kirli gölgeler altında gidip gelmeye başladığı bir dönemde yazılmıştır. İnsanın gerçeklik karşısında ne ölçüde körleşebileceğini ustalıkla yansıtan Cannetti, yarattığı dehşet atmosferiyle okuru derinden sarsıyor. Çocuğuna Sınır Koyma adlı iki kitaptan oluşan bir eserle devam ediyoruz. Robert J. McKenzie'ye ait olan eser Yakamoz Yayınları etiketini taşıyor. Çocuklarınız kurallara uymuyor, yanlış davranışlarda mı bulunuyor? Doğru davranmaları konusundaki önerilerinizi önemsemiyorlar ya da red mi ediyorlar? Çocuklarımızın iletişime açık ve koyduğunuz kurallara uyan bir birey olarak yetişmesinde size kılavuz olacak. Sırada Selçuklu dönemine ait öykülerin anlatıldığı Hu Diyen Karga adlı öykü kitabı var. Misli Baydoğan'ın kaleme aldığı eser Ötüken Neşriyat'tan 174 sayfa olarak raflara çıkıyor. Hu Diyen Karga Selçuklu hikayeleri başlığı altında, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Selçuklu neslinin o baş döndüren, tarihi gerçeklerden ilham alınarak hikayeleştirilmiş özlenen bir devir anlatılıyor. Bir diğer kitabımız Yazma Eğitimi. Ali Göçer tarafından kaleme alınan eser, Hegem Akademi Yayınları'ndan 366 sayfa olarak bizlere ulaşıyor. Yazma, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmede toplumda herkesin başvurduğu bir uğraş alanıdır. Bu kitap hem yazma becerisini öğretecek, hem de yazmayı bir uğraş alanı olarak seçenlere yol gösterici faydalı bilgiler verecek. Son olarak Hayvanlar Aleminden Şaşırtıcı Bilgiler adlı bir sete yer veriyoruz. 4 kitaptan oluşan set Mavi Bulut Yayınlarından okuru selamlıyor. İşte size hayvanların bilinmeyen yönlerini keşfetmek için belgesel niteliğinde bir set. Birbirinden komik espriler ve rengarenk resimler eşliğinde sizleri bekliyor. Hem komik hem de bilgilendirici. Genç okurların ilgisini mutlaka çekecek.